Ve bir gazeteci gelecek şimdi. Bir gazeteciye gelen mesaj ve o mesajın sonrasında gazetecinin bunu kamuoyuyla duyurması. Bildiğiniz bir isim, tanıdığınız bir isim, kitaplarını okuduğunuz bir isim, suistimalleri, haksızlıkları yazan bir isim. Yani korkusuzca yazan, korkusuzca okuruna seslenen bir isimden bahsediyorum. O korkusuzca isime gönderilen bir mesajdan bahsediyorum şimdi. Barış Pehlivan. Peki diyeceksiniz, Barış Pehlivan'a ne oldu? Barış Pehlivan'a aslında olan şu arkadaşlar. Bir de onun altında SMS'i var ya, onu da verirsen çok iyi olur. Tamam. Peki önce Barış, önce SMS'i ver bana, ardından bunu okuyalım. Bak şöyle UYAP'tan bir mesaj geliyor, SMS geliyor. Sayın Barış Pehlivan, Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği önemli araştırmacı gazetecilerden biri Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile birlikte infaz işlemlerinizin yürütüldüğü Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu, yani Silivri'den bahsediyoruz. 1 Ağustos 2023, 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında dönmeniz gerekmektedir. Yani cezaevine gel kardeşim diyor. Çekmen gereken bir ceza var. Barış Pehlivan da bunu kendi Twitter adresinden duyurdu. Bakın ne diyor Barış? 5. kez mahpusluk yaşayacakmış. Şöyle diyor Barış Pehlivan, hiç kimseyi öldürmedi. Hiç kimseye tecavüz etmedi. Hiç kimseye uyuşturucu satmadım. Eğer bu ağır suçları işleseydim utancımdan yaşayamazdım. Ama iktidar bana özgürlük bahşederdi. Çıkan yeni yasayla hükmü kesinleşmiş çok ağır suçları işleyenler cezaevinden çıkabiliyorken ben hüküm verilmeyen bir dava gerekçe gösterilerek cezaevine atılıyorum. Hakkım olan yasadan faydalandırılmayıp 8 aylığına açık cezaevine gireceğim gibi görünüyor. Hukuki değerlendirmede lehime bir değişiklik olmaz ise 15 Ağustos'ta cezaevine teslim olacağım. Gelecekse hoş gelmiş. 5. kez mahpusluk diye bir notu var. Ve bugünkü yazısında oradan paylaşmış. Geçmiş olsun Barış Pehlivan'a. İşte bu şekilde insanların muhalif sıfatıyla gazetecilik yapıyorsa başına gelebilecekleri görüyorsunuz. İşte tam ben bunları saat 11 gibi gündemi size özetlerken bana da Çağlayan Talimat Büro'dan bir mesaj geldi. Orada talimat müdürlüğünde görev yapan bir arkadaş tarafından ve Çağlayan adresine gelmem veya avukatım aracılığıyla yazılı beyanda bulunmam isteniyor. Bu şekilde, hatta bloğu da yazmış. Bu şekilde size mesajlar gönderilebiliyor. Yani gazetecilik aslında Türkiye'de kolay kolay da yapılmıyor. Hani tüm gazetecilere özgürlük demiş Mine Başlık. O sadece bir slogan, o kadar. Öyle bir şey yok hayatta. Siz sizin iktidarı ne kadar eleştirdiğinizle alakalı veya ne kadar iktidarı eleştirirken tehlikeli olduğunuzla alakalı. Tehlikeli derken yani etkileme gücünüzden bahsediyorum insanları. Ama şu anda iktidarın gücünü etkileyebilecek ne bir siyasi parti var ne de bir gazeteci var. Ama hala da gazetecilerden korkan bir iktidar var. Olsun, korkmaya devam etsinler. Bu korkuyla da yaşasınlar, ne diyeyim yani. Fatih abi, yerel seçimlerde oyunu kime vermeyi düşünüyorsun? Vallahi yerel seçimlerde oyumu seçmen olarak artık kandırılmayacağımı biliyorum. Ve o gün yaklaştığında mutlaka birisini bulacağım. Ama gerçekten yani yine AK Parti veya MHP tabii ki benim kafamda yer eden bir şey değil. Bir parti değil. Onlara vermem mümkün değil. Sandığa da giderim. Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olursa zaten vermem. İyi Parti, Meral Akşener İyi Parti'nin başında geldiği için zaten onlara da vermem. Birisini bulacağım ya. Birisine mutlaka vereceğim. Ne yapayım yani? Ben çünkü sabahleyin erken kalkıp 7'de 8'de ilk oyu kullanmaktan büyük keyif alıyorum. Ve sandığa gitmekten de oy kullanmaktan da çok büyük keyif alıyorum. Ahmetciğim, kullandın mısın?